İngilis dilini öyrənərkən sizə tez-tez deyirlər ki, elə ilk gündən danışmağa çalış və yaxud da ki, çox tez-tez danış ki, İngiliscən inkişaf eləsin. Yoldaşlar, bu əslində kökündən yanlış bir düşüncədir. Təbii ki, danışmaq üçün danışıq praktikası eləmək heç də pis olmaz. Lakin biz başa düşməliyik ki, danışıq dil öyrənilməsində output hissəyat, yəni məhsulun necə deyərlər, istehsalı dövrüdür. Yəni, ilk öncə gərək input olsun ki, beyində kifayət qədər məlumat olsun ki, ondan sonra nə isə danışasınız. Misal üçün, iki uşaqlara diqqət eləsəz, onlar ömürlərini ilk 3 il intensiv ve aktif şekilde dinleme edirlər ve yalnız bundan sonra artık hırda-hırda danışmaya başlayırlar. Ona göre de ben o yoldaşlara, xüsusilə dinleme yoluyla ingilizce öğrenen yoldaşlara demek istedim ki, mesela 6 aydan sonra eğer sizin dinlemeniz kifayet kadar inkişaf edirsə, yani buna rağmen danışığınızda azacık olarak inkişaf hissedirsiniz, bu sizi narahat etmesin. Bu çok tabii bir prosesdir. Ve bu meselelerde aldanmayın ki, hansısa bir ne bileyim merkezde, hardasa ilk dersden kimse çıktı 2 dakika ezberlemiş bir teksti danıştı. Bu sadece olarak dedi dediğim kimi ezberlenmiş bir tekstir. Lakin dil spontan öğrenilecek bir bacarı olduğu için ve dili danışarken hiç neye tercüme etmek, fikirleşmek, ne bileyim formula, arkasına düşmeye ihtiyaç olmadığı için sizin beyniniz öz işini görecek. Size ise kalan yoldaşlar James Crawford'un da dediği kimi bir tumun meyveye dönüşmesi için nece onu sulamak lazımdırsa bizim beynimizin de hansısa harici dilde rahat ve səlis danışması için lazım olan o sulaması yani dinlemedir. Kifayet kadar dinleyin, danışıq özlüğünde artık inkişaf etmiş olacak.